Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Fakat bugünkü konuğumuz gayet özel bir cihaz diyebiliriz. Biliyorsunuz ülkemizdeki akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi de General Mobile. Fakat uzun bir süredir sessizliğini koruyordu bu marka. Geçtiğimiz günlerde GM20 Pro modelini satışa sundu. Ve bu cihazın fiyatı da çok uygun gerçekten arkadaşlar. 2300 Türk Lirası seviyelerine gerçekten şu anda Piyasanın geneline baktığımızda 2300 liralara yeni çıkan bir telefonu bulmak Zor diyebiliriz. Dilerseniz şimdi lafı uzatmadan kutumuzu açmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi sıfır jelatine bir kutu geldi bize. TV. Kutunun arka kısmında telefonun özellikleri yazıyor. Fakat ben burada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Şurada e-mail numaralarını kapatayım. Gördüğünüz gibi Made in Turkey yazıyor arkadaşlar. Yani Çin falan değil. Made in Turkey bu ne demek? Bu telefon... Türkiye'de üretildi demek. Bunu neden gösterdim? Çünkü daha önce de mesela diğer yerli üreticilerin telefonlarının kutularını açmıştık. Fakat orada Made in China ifadesi yer alıyordu mesela. O yüzden hani bizim takipçilerimiz de bayağı bir tepkili olmuşlardı bu konuya. İşte Çin'de üretiliyor, Türkiye'ye geliyor aslında Türk malı değil vesaire gibi. O yüzden oradaki Made in Turkey ifadesini de sizlere göstermek istedim. Evet kutumuzu yavaş yavaş açalım gayet de e, şık bir kutu diyebiliriz. Şunu yırtmak istemiyorum aslında. Şuradan şunu ittirelim. Gördüğünüz gibi kutumuz çıktı. Burada arkadaşlar yine bir etiket var. CM Ekstra destek paketlerini aldınız mı diye. Çeşitli e, destek paketleri mevcut burada. E, siteye girip de fiyatlara bakabiliyorsunuz. Bu arada kutusu alışık olduğumuz karton kutulardan değil. Bu açıdan da gayet kaliteli bir kutuyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Hemen şuraya bakalım. Burada nelerimiz varmış arkadaşlar? SIM kart çıkartma şeyimiz burada garanti belgemiz var. Kullanım kılavuzumuz, hızlı başlangıç kılavuzu ve silikon kılıfımız bulunuyor. Telefonumuzu çıkartalım. Telefonumuz burada özellikleri üzerinde yazıyor. Birazdan döneceğim ona. Şöyle kenara koyalım. Bakalım başka neler var. Şurada hızlı şarj adaptörümüz. General Mobile Turbo Şarj diyor. Testlerde ne kadar hızlı şarj ettiğini direkt olarak göreceğiz. Burada arkadaşlar Type-C bağlantımız bulunuyor kırmızı bir kablo ve burada da kulak içi kulaklığımız mevcut. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz artık pek çok modelde Kablolu kulaklık çıkmıyor arkadaşlar cihazların içinden. Yani şimdi burada kablolu kulaklık çıkmıyor deyince yani sanki kablosuz kulaklık çıkıyor gibi bir algıda oluşmasın. Hiç kulaklık çıkmıyor. Fakat General Mobile yine de buraya kulaklığı koymuş. Gerçekten bu takdir edilesi bir durum diyebiliriz. Evet gelelim telefonumuza. Kutu içeriği bu şekilde. Yani kulaklığınız da var. Hızlı şarj adaptörünüz de var. Dediğim gibi hızlı şarj adaptörünün nasıl bir kapasiteye sahip olduğunu önümüzdeki günlerde yapacağımız testlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Şunları tekrardan yerleştirip dilerseniz şöyle alalım kenara ve telefonumuza gelelim. Evet yaklaş oğlum hemen telefonun üzerinden özelliklerini gösterelim direkt olarak. Bu telefonda arkadaşlar Mediatek tarafından üretilen Helio P70 Yonga seti bulunuyor. 6 GB'lık RAM'imiz var. 128 GB'lık dahili depolama alanı. 250 GB'a kadar da micro SD desteği söz konusu. 4050 miliamperlik bir batarya ki ortalamanın bir tık üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Parmak izi okuyucusu telefonun hemen arka kısmına yerleştirilmiş. Çünkü bunda bir IPS LCD ekran bulunuyor. Burada dediğimiz gibi 6.3 inçlik bir IPS LCD ekranımız mevcut. Damla çentik tasarımı kullanılmış. Arka yüzde 48 artı 8 artı 2 megapiksellik üçlü ana kamera. Ön yüzde ise 16 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Evet dilerseniz şu jelatinimizi kaldıralım. Arka yüzdeki jelatinimizi de sökelim. Telefonumuzun tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Son dönemde aslında şu tasarım çizgisine Çinli telefonlardan alışkınız diyebiliriz. Biliyorsunuz logo şurada yatay olarak yazıyor. Üçlü ana kamera modülü dikey olarak konumlandırılmış. Onun haricinde parmak izi bırakıyor mu diye bakıyorum şu anda. Evet biraz parmak izi bıraktığını söylemek mümkün. Kaymayan bir yüzey onu da söyleyeyim. Yani şöyle elinizde tuttuğunuz zaman yüzey kaymıyor. Fakat parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Biraz da telefonun renginin siyah olmasından ötürü de e, parmak izinin kaldığını söyleyebiliriz. Şöyle açalım telefonumuzu. Bu arada belirtelim Android 10 ile geliyor bu telefon. Onu da sizlere dipnot olarak hatırlatmış olalım. Evet açıyoruz şu anda Çerçevelerin inceliğinin iyi ayarlandığını söyleyebiliriz. Şöyle tuttuğumuzda sağ tarafa power ve ses açıp kapatma butonu yerleştirilmiş. Burada ise sim kart yuvası bulunuyor. Evet buradan yine ayarlamalarımızı yapalım. Hemen Türkçe'yi seçelim. Türkiye diyelim. Ve başlat diyelim. Mobla bağlamayı atlayalım şimdilik. Çevrim dışı kuralım. Devam diyelim ileri diyelim. Kabul edelim ve telefonumuzun ve burada ekran kilidi ayarlama falan bunları da atlayalım. Ve telefonumuzu evet şu anda açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi General Mobile'ı açmış durumdayız. Genel itibariyle arayüz olarak kötü değil gibi ilk izlenimim tabii. i̇lerleyen günlerde dediğim gibi Detaylı bir incelemesini yapacağız sizlerle. Burada daha net bir şekilde görmüş olacağız. 108 megapiksel diyor şurada. Profesyonel mod daha fazla demiş buradan. Çeşitli ayarlamalar yapabiliyoruz. İlerleyen günlerde dediğim gibi kamera testi gelecek. Oyun performansı gelecek. Çünkü fiyatı çok uygun bir telefon diyebiliriz buna. Evet arkadaşlar General Mobile GM20 Pro'nun kutusunu açtık e, ee, iç kılıf çıktı, kulaklık çıktı, hızlı şarj adaptörü çıktı. Yani herhangi bir eksik yok. Ee, dediğim gibi özellikle son zamanlarda Çinli üreticilerde uygun fiyatlı modellerinde kulaklık koymuyorlardı. Biz de bunu sıklıkla eleştiriyorduk. Örneğin Redmi serisinde kulaklık çıkmıyor. Fakat buna kulaklığı da koymuşlar ki fiyatı onlardan daha uygun. Dediğim gibi 2300 lira gibi bir etiketi var şu anda. Önümüzdeki günlerde telefonu performans testlerine sokacağız. Oyun donanımında yani oyun tarafında nasıl bir performans sergiliyor onu göreceğiz. Ayrıyetten bu telefonla ilgili fotoğraf videoları da çekeceğiz sizler için. Yani kamera performansının nasıl olduğunu sizlere direkt olarak göstereceğiz. Bizleri YouTube'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten Canon Mobile 20 Pro ile ilgili kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidireceğimiz videolar çekeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.